Güzel bir tür. Öyle. Oradan çok fazla bahsedemiyorum. Çok fazla bildiğimiz... Siz izlediniz mi? Böyle geceler, galalar, çok fazla dediğiniz gibi göremiyoruz sizleri. Neden tercih etmiyoruz? Tercih etmeme gibi değil de ne bileyim yani... Şimdi dizi çekimlerinden zaten çok da fazla fırsat bulamıyorum. Mesela bu akşam iki olasılığım vardı. Bir arkadaşımın tiyatro oyununun premieri vardı. Buraya geldim ama böyle hani yani şöyle söyleyeyim. 10 olasılıktan 4'üne 5'ine falan gidiyorum. Peki hani şu an konuk olarak geliyorsunuz. Bir de işin hani diğer tarafında olmak ya var. Çok heyecanlı hangisi oluyor daha insan. Çevirin. Vallahi bu rahat. Arkadaşlarım. Bu rahat. Evet, iyi oyuncular var. Yani iyi bir film izleyeceğimden eminim. Ya öbürsü de çok zevkli tabii ki. Ama bence en zevklisi yabancı ülkelere gitmek, oradaki Türk seyircisiyle bir arada olmak. Her türlü, her zaman seyirciyle bir araya gelmek, onların sorularını almak. Yani bir film çıktığı zaman ki o güzel bir yolculuk var, o yolculuk çok zevkli. Çok farklı bir yere değindiniz. Son yıllarda çok fazla ülkemizden oyuncular yurt dışında galalara, davetlere gidiyorlar. Türkiye'de çok fazla sayıda iyi oyuncu var. Çok iyi oyuncu var Türkiye'de ve başarıları kendini gösteriyor. Benim çok beğendiğim çok oyuncu var. Bunlardan bir tanesi de sizsiniz. Biraz teşekkür ederim. Biraz mütevazı davranıyorsunuz ama şurada yazan hazine gibi siz de çok bizim için bir hazinesiniz. Çok zarifsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Biraz sizi bulmuşken biraz sohbet edelim. Edelim. Varsa vaktiniz. Var. Var, buyurun. Neler yapıyorsunuz? Bu güzelliğin sırrı nedir? Bu kadar bakımlı olmayı nasıl başarıyorsunuz? Vallahi ben çok bakımlı bir kadın değilim yani. Hani uyku çok önemli benim için. Yani böyle iyi hissetmek için hani sağlam kafa sağlam vücutta bulunur durumu. Uykunun önemli olduğunu düşünüyorum ama onun dışında çok özel... Kendilerimiz var mıdır? Şunları. Uykuya dikkat ediyorum. Uykuya yani geç yatmam, erkenciyim. Sabah enerjim yüksek, akşam enerjim düşük oluyor. O yüzden mümkünse erken yatıyorum. Yeme içme. Dikkat ediyorum ya, dikkat ediyorum. Belirli saatte, şu saatten sonra yemem. Evet. Yani 6'dan sonra yememeye özen gösteriyorum. Mesela şimdi buraya gelmeden önce yedim yemeğimi. İşte erken yatınca olabiliyor ama oturursam geçlere kadar erken yemek biraz acıkırsın yani. Ben yemek yemeyi de çok seviyorum. Sabah yürüyüşlerimiz var mı? Vallahi set izin verirse oluyor. Yani izin de veriyor. Bu hafta biraz yoğunuz. Tarabya'da oturuyorum ben. Set de çok yakın zaten. Orada çok tatlı yürüyüş yapıyorum, yoga yapıyorum. Güzel ya, tatlı. Sosyal medyayla aramız. Ben orta mesafedeyim ben. Ne yok gibiyim, ne de çokum. Paylaşım yaparken nelere dikkat ederiz? Bu İçimden olayına, gelmesine dikkat ediyorum. Ne? Fotoğraf paylaşırken klipli olayına bakış açınız dedim. Yani... Bence herkes istediğini... Yok, ben filtre kullanıyorum. Filtre kullanıyorum ben. Bilmiyorum, hiç o şey değilim yani. Ne filtre kullanılsın, ne kullanılmamasın. Bence herkes içinden geldiği gibi davransın. Herkes nasıl istiyorsa öyle yapsın. Bu biraz şey... Herkes içinden geldiği gibi davransın, giyinsin. Hepsine okey mi diyeceğim? Bu, siz söylediğiniz için söylüyorum. Herkes içinden geldiği gibi de bazı eleştiriler geliyor. Kıyafetlerle olsun. Kesinlikle herkes... Bazı ünlülerin giydiği kıyafetler de çok konuşuyor. Başkalarının hayatına, varlığına, alanına zarar vermediğimiz sürece özgür hissetmeli ve özgür davranmalıyız. Yani başkalarının sınırlarını aşmadığımız sürece bence herkes istediğini giyebilir, istediği gibi davranabilir, istediği filtreyi kullanabilir, istediği şortu, mini eteği giyebilir bence. Orada yıllardır kadınlar üzerinden konuşulan, yorumlanılan, eleştirilen vesaire bu şekilde bir tayt olayı var. Şort vesaire falan dediğince kadınların tayt giymesi çok konuşuluyor, çok eleştiriliyor. Bence kadınların değil, erkeklerin tayt giymesi konuşulmalı. Ki erkekler de giymeliler istiyorlarsa. Ben bunların yani hala 2022 yılında özellikle kadınların, hani kadınların bu kadar engellendiği bir dünyada bunların artık aşılması gerektiğini düşünüyorum. Etek giyen erkek ünlülerimizden var. Bence herkes
istediği her şeyi giyebilmeli. Yani bunu konuşuyor olmamız bile şu an bana çok tuhaf geliyor gerçekten. Çok tuhaf geliyor. Bir an bir yerden bir haber çıkıyor. Bir sosyal medyadan bir yerden bir görüntü patlıyor. Gündem olur. Evet. Biz de konuşuyoruz. Evet. Ben de böyle şaşırarak izliyorum. Zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Zamana. Adam Kurtlar Vadisi ya. Evet. Önümüze geçemez mi? Şu an yapmış olduğunuz gibi tebessümle buradayız. Evet. Tebessüm filmiyle geldik. Yani çok heyecanlıyız. Çok sevdiğimiz bir film oldu. Çok güzel bir iş çıkmış. Bakalım ne olacak sonuç. Filmden biraz bahsedebilir miyiz? Film kabuğunu kırmaya çalışan bir adamın hikayesi. Babasının bacağının kesilmesiyle olaylar farklı bir noktaya gidiyor. Geçmişiyle yüzleşiyor. Ve artık öyle biri olmak istemediğine karar verip bir değişim yaşıyor. Öyle anlatabilirim. Nasıl bir karakter? Kolay mı? Yani zor ama şöyle zor. Bunu hiç bilmeyen biri için zor bir karakter ama aslında hepimizin içinde, hepimizin bir döneminde mutlaka bir Mustafa vardır. Mustafa diye birini oynuyorum. Bu her şeyden kaçan, kimseyle görüşmek istemeyen öyle biri. Mutlaka hayatının her döneminde vardır birinin. O yüzden çok da zorlanmadım. Böyle geceler sinema sektörü için çok daha anlamlı, çok daha özel oluyor. Kesinlikle. Konudaki düşüncelerinizde böyle bir yarış olan... Yarış değil ama emeğin takdir edilmesi, mükafatlandırılması tabii ki insanı kamçılayan bir şey. Bunu asla bir yarış olarak görmüyorum. Sadece takdir edilmek olarak görüyorum. Bu da tabii çok değerli bir şey. Marifet iltifata tabidir derler ya onun gibi. Siz hep böyle halk gözünde, sevenlerinizin gözünde hep böyle komedyen olarak görünüyorsunuz, öyle algılanıyorsunuz. Bu sizi bir artı olarak mı görüyorsunuz bunu? Yoksa diğer şekilde de, diğer rolleri, karakterleri de her türlü üstesinden getirilir. Ama belki zamanı gelmemiştir diyor musunuz? Yani asla bir eksi olarak veya artı olarak değerlendiremem bunu. Şöyle bir tabir yok aslında. Bu biraz yanlış bilinen ve sonradan çıkmış bir şey. Komedi oyuncusu veya dram oyuncusu. Oyuncu oyuncudur. Yani komedi de oynar, dram da. Belki vakti gelmediği için, belki de insanların veya yapımcıların öyle bir cesareti olmadığı için bu zamana kadar öyle rollerde çok görünemedim. Göründüm ama çok görünemedim. Ama bundan sonra değişeceğini düşünüyorum. Komedinin size yakıştığını düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Yani çok sevdiğim bir alan. İnsanları mutlu etmeyi de çok seviyorum. İnsanlara gülmeyi, gülümsemeyi, insanların bana gülümsemesini çok seviyorum. Bence çağımızda en büyük sorun zaten insanların birbirine gülümsememesi. O açıdan çok büyük bir açığı kapattığımızı düşünüyorum. Özellikle Güldür Güldür'le televizyonda. Yani hiçbir şikayetim yok. Çok da mutluyum bunun için. Çok böyle izleyiciyi çok şaşırtacak bir ters köşe şey olur mu ileride? Öyle bir şey düşünür müsünüz? Hayalim var mı? Tabii ki öyle bir hayalim var. Öyle bir isteğim var. Öyle bir çabam var. Ve eminim eninde sonunda böyle bir şey olacak. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok rol çaldın ama yine. Saçımda başımda. Teşekkür ederim. Size kalandı, kediyi alamadık ama. Hazırlıksız ve ben hiç size kalandım. Olsun bu arada. Bir çiçek ben önce olduğunu yani saldım. Hiç haberimiz yoktu Hüseyin, o yüzden. Akif bir tane. Fotoğraf alayım ben önce. Günümüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasılsınız? Neler hissediyor yeni eşiniz? Size neler hissettiriyor? Çok iyiyim. Çok mutluyum. Bana sürpriz yaptıklarını düşündüler ama yapamadılar. Yani şey bayağı uğraşmışlar sürpriz yapmak için. Çok mutlu oldum. Yaptınız. Yani o da çok iyi oynadı. Tuğba da çok iyi oynadı, menajerim de çok iyi oynadı ama ben anladım. Sorun o, ben anladım. Sürprizi mi anladınız yoksa sürprizi, bir şey yapılacağını mı? Sürprizi anladım ama ilk girdiğimde kimse yoktu, o yüzden bir şaşırdım. Bir de Kaan çok sete gidiyorum şeyiyle çıktı evden. Ona da bir şaşırdım, acaba gerçekten sete mi gidiyor diye. Ama çok mutlu oldum. Evet, Kaan Bey siz neler söyleyeceksiniz? Sizin için de en değerli hediye aslında ama bugün de kendisinin doğum günü. Sizin ne kadar güzel cümleler kuruyorsun. Harikasın ya, ya gerçekten ya. Hiç düşmemişsin. Şarkı yazmalısın, onu sana söyleyeyim. Ya çok güzel işte doğum günü. Tuğba menajeri güzel bir doğum günü organize etmek istedi. Beraber ben de elim geldiğince destek verdim ama biraz tabii belli etmiş olduk. Olsun. Önemli değil. Kadın olunca karşınızdaki. Evet, aynen. Sonra işte güzel bir doğum günü işte, mutluyuz. Siz de gördük işte, o yüzden bir çıkalım, bir selam verelim dedik. Çok teşekkür ederiz. Ceylin gibi araştırmış doğum günü resmen. Çok kısa. Kim araştırmış? Ceylin gibi araştırmışsınız doğum evet. günü. Ben mi? Askerlik muhabbetini koyacaksınız, onu kaçırmak yok. Tamam. Hep kesiyorsunuz ya.
Hep kesiyor çünkü her şeyi. Söyleyeceğim, tamam. Kullanacağız. Oradan tamam, müziği dönüş o zaman yapalım. Evet. Yargı, reytinglerde de yargı da yap, dağıtmaya devam ediyor. Neler söyleyeceksin çok güzel çok gidiyor. Ya. Çok iddialı ya. Başlıyor. Yargı dağıtıyor. Ben sizin kadar iddialı değilim bir kere. ya yargı zaten artık ikinci sezonunda ve sette artık o kadar bildiğim insanlarla beraber çalışıyorum ki ve çok sevdiğim insanlarla çalışıyorum. Hatta geçen Kaan'da da onu söylemiştim. Bu kadar bildiğim ve sevdiğim insanlarla çalışmıyor olsam bu kadar uzun süre sette olmak herhalde çok yorar ve üzerdi beni. O yüzden çok mutluyuz yine aynı reytingleri alabildiğimiz için. Böyle. Bir güzel heyecan da sizde var aslında. Sipahi içinde evet. Geri sayım başladı. Aynen. Nasıl gidiyor? Çekimler başladı. Vallahi her şey yolunda mı? Sete çıktık. Çok yolunda. Böyle çok birbirini seven, böyle güzel çalışan bir ekip. Elimizden geleni yapıyoruz. İşte daha tabii erken konuşmak için. Girecek iş. Senaryomuzu çok sevdik. Hikayemizi çok sevdik. Çalışıyoruz. Evet. İnşallah güzel olacak. Olabilir. İnşallah. İnşallah. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Doğum günü dileği söylenmez ama tahmin ettiğimiz bir dilek görüntü. Nasıl? Ne tahmin ettin sen? Söyle bakalım. Evet tahmin ettin dilek. Sağlığımız olsun. Evet, hayat çok güzel sen olsun. Sen de onu tahmin ettin. Herkes askere gitsin evet. 12 ay altı. Bravo canım kardeşim. Bak ne güzel. Artık kesemezsin. Hepsi bağlantılı evet. Oldu. Abi bunları teşekkür ederiz geldiğiniz için. Evet çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah. Senin ışığını kullanacağım. Gel verin. Gel evet. Telefonu versin. Ben çekeyim mi istersiniz? Evet tamam. Akif o kadar geldi. Şu dakika kalor açın. Evet. İçeride karanlıkta çekelim. Ben deyiz. Harika. 10 kare çektim hanımefendi. Canım. 10 kare çektim. Çok teşekkür ederim. Haber. Bir getiriyor musun? Evet yemek. Görüşürüz. Çok sağ olun. Gerçekten.